Şimdi Orta Çağ'ın başlangıcı için İlber son derece geçişli, kesin bir yıl verilemeyeceğini söyledi ki ben %100 aynı fikirdeyim. Yani bu yıllar zaten işi kolaylaştırmaya diyorlar ama bu işler karıştırıyor. Yani bu insanları basitliğe götürüyor ve her türlü basitlik kolaylık kadar banalite getirir önce. Yani amiyanelik ve amiyaneliğin arkasından terslik getirir. Bunun şeysi yoktur, çok kötüdür bu. Şimdi bunun bitimi de böyledir tabii. Yalnız biz 1453'ü kabul ediyoruz. Abi, bir dakika, şunu bir özetleyelim. Orta Çağ dediğimiz şey Avrupa için tanımlandığı o başka. Bir dakika. Ama tanımlandığı zaman sen biraz önce dedin ya, Boethius'tan sonra ilk çağ kaynaklarını kullanabilecek adam şimdi kalmıyor. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Boethius'un idamı yılı 524 falan. Dikkat edersen bu artık Romalıların paylaşıldığı bir dönem. Evet. Yani o siyasi tarih bitiyor. Şimdi bakın, bu bizim Hristiyan imparator dediğimiz Konstantin. 3 numaralı diapozitifi evet, yani alalım. Bu Arnavut'tur. Evet. İşte Arnavutların atası olan İllyriyalı'dır. Flavius Valerius Konstantinus. Zaten adamın kemik yapısından falan görülüyor. Yani bunu iptidai bir heykel, portre gibi görmeyin. Romalılar hatları yakalarlar. Çok realisttir yani. Daha klasik devirde daha klasiktir. Bu böyle bir adamdır aşağı yukarı. Şimdi buradan itibaren Batı-Doğu ayrımı biraz güç. Doğu dediğin zaman ta Hindistan'la Çin'i katacaksın. Yani bugünkü Akdeniz dünyası ve Batı Atlantik dünyası aşağı yukarı işte bu adamların yaptıklarıyla çalkalanıyor. Bu çok önemli. Ve bitiş tarihi de bu Orta Çağ'ın kavgalıdır. Biz 1453 diyoruz. Çünkü bir ideolojik sınırdır. Yani bir dünya bitti ve o dünya başka bir dünya onun yerine aldı. Ne kadar ayrı medeniyet belli değil. O geçişkenlikleri bak, bilmek lazım. Fatih bir dakika, bu çok önemli bir laf. Ha. Ne kadar ayrı bir medeniyet o belli değil lafı yani son derece önemli. Evet. Çünkü Osmanlı ne kadar bağımsızdır. Ne kadar bazı müesseselerde, bazı adetlerde Bizans'ın devamıdır. Doğuyla batıya alır. Evet. Doğuyla batıya alır. Şimdi bir takım yobaz batılılara sorarsan, yani buna bizim geçindiğimiz arkadaşlar da dahil, sen diyorum Osmanlı'yı çağırıyorsun, hala 2. 3. Roma Rusya diyorsun. Nasıl oluyor diyorum. Siz 2,5'sunuz diyor. Mesela yani bazı şeyler için batıdaki çok katolik çevreler için Osmanlı hakikaten Bizans apre Bizans'tır. Adı budur yani. Ama bir takım adamlar için tabii bu saçmadır. Çünkü orada gene başka bir çelişki yatar. Bu batı dediğimiz dünya yani Batı Roma'nın diliyle yaşayan Hristiyanlığı erkenden kabul eden dünya için Hristiyanlığı kendilerinden de önce kabul eden ve geliştiren dünya Bizans yabancıdır, sevmezler, benimsemezler, sahip çıkmazlar. Çok açıktır bu. Yani bunun üzerinde duralım. Mesela Bizans sanatı dar bir sanatçı zümrenin bilgisi dahilindedir. Bizans felsefesi diye bir şeyi bir sürüsü reddeder. Ve ben size söyleyeyim, bizim o yeni kapı kazılarında çıkan iskeletler var. O fukara sınıfın kemikleri onlar. Yani o buluntu 80 küsur limanda ceset. Limanda çalışan adamları. İşte o limanda oturan halk ne olur yani bir orta zaman şehrinde bugün bile. Fakir fukara onlar. Yani onların üzerindeki ortopedik şeyler, tedaviler hepsi kırmış bir tarafını. Şaşılacak bir şey. Yani mesela bundan haberleri yok çoğunun. Tıp tarihi deyince herifler İskenderiye safhasını, ne kadar ayıp bir şey anatominin gerçek anlamda yapıldığı yer. İbrani safhasını hatta, o preventif medisin. Efendim Cundi Şapur, Sasani safhasını
ve Hint safrasını dışarıda tutuyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani dünyanın tıbbı Hipokrat'tan başlıyor. Arada bazıları bir Errazi ve İbn Sina diyorlar ve hop bu tarafa atlıyorlar. Bologna Tıp Akademisi'ne. Da Rönesans'a gidiyor. Ne oldu mu yani? Bin sene adamlar ne yedi, ne içti, nasıl tedavi edildi, nasıl ameliyat edildi falan. Rönesans'a gidiyor. Daha sonrasına gidiyor tıp. Yok, bu tıp akademisi yani şey, ekolü, neydi onun? Meşhur Kuzey İtalya'daki ekolü. Padova canım. Padova ekolü. Padova ekolü. Değil mi o müthiş? Harvey de oradan çıktı sonradan 17. 18 dönemecinde kan dolaşımı falan orada yani o işin adamı. İngiliz ama Padovalı o çocuk adam. Ya o Padova'daki ilk mesela mukayeseli anatomi kitapları anatomiler falan muazzamdı yani. Hakikaten. Yani onun şey anatomi salonu falan da görülecek şey orada o işin nasıl yapıldığı. Belli ki o İtalya her şeyin başı. Onun üzerine yapılan şey gölgedir artık yani. Ama İtalya önemli. Bizans koklayarak. Bizans mesela, Bizans İtalya meselesi çok az ele alınır. Venedik Bizans'ın kolonisidir. Ravenna öyledir. Yani bunlar Amalfi mesela bu tarafta değil mi? Napoli'nin güneyi. Diğer denize bak. Bunlar hepsi Bizans şeysidir. Kılık kıyafetlere kadar. Bu çok önemli bir şey. Ve Bizans'ın çıkmazı da vardır burada. Kubbe kullanamıyor herif. Yani Ayasofya'dan sonra duraklayan kubbe yok orada. Nerede patlayacak o? Floransa'da patlayacak. Hiçbir şekilde de çok estetik olarak değil. Yani ama patlıyor. Ama mesela Floransa'daki kubbenin yapımı ile buradaki kubbelerin yapımı bilmem çok hiç farklı. Alakası yok. Alakası yok. O adam orada dahi iskeletsiz falan kurmuş o yumurta gibi kubbeyi. Yani ne biçim ustalık, ne biçim manajman o. Hiç insan aklı ermiyor ona. O ayrı. Fakat burada bir yapılanma var ve burada bilimler var. Bu bilimler için söylenecek şey çok enteresan. Şimdi biz bugün Muhammed el-Cabir'in kullandığı cebiri efendim doğuya has bir ilimdir falan diyemeyiz. Öyle tabii bir şey olur mu? Sen neyle iş görüyorsun yani cebirle? Dolayısıyla bilimlerde bu doğu batı ayrımı çok isabetli olmuyor. Ve o cebirin esası da sıfırdır. Tamamıyla Hint'ten gelmedir o. Ve o bir biliyor musun? Onun tarifi misteriyo. Yani bir meçhuldür. Sıfır nedir? Sıfıra eski Yunanlıların ki hiç bir hiç diyemiyorsun. Sıfıra bir şey de diyemiyorsun. Kolay ne bulmuşlar? Sıfır operasyonel değerdir diyor. Nasıl olduğunu söylüyor. Matematiğin elektriği gibi bir şey. Yani mukayesesi yapılmaz ama elektrik nedir yani? Evet, elektrik ne yani? Herhalde ne olduğunu bilsek. Elektronların hareketidir yani. Hayır, elektrondan çıkıyor. Elektrondan evet. Değil. O kadar bildiklerini zannediyor. Hayır, onlar hiç bilmiyor. Tabii kehribardan bilmiyor. Kehribar, tabii. Şimdi hayır, ben bunların hakikatini bilseler bu elektriğin menşeini, mutlaka ismi değişir. Ben size söyleyeyim. Doğru.